Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda sizinle güzel bir gaming laptop inceleyeceğiz. Dell Gaming G5 15 diye devam eden bir koda sahip. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Bu videoyu Laptop.com.tr'nin desteğiyle hazırlıyorum. Laptop.com.tr'den de hızlıca size bahsetmek istiyorum. Gaming Gen.tr'yi eminim pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Pek çok influencer ve teknoloji yayınında da işbirlikleri oluyor. Bilgisayar sistem toplama üzerine bir web sitesi aslında. Kendiniz de orada gaming kasalara erişebilirsiniz. Yine aksesuarlarına e, satın alma imkanınız da var. Fakat e, kendileri Laptop.com.tr isimli yeni bir web sitesi açtılar ve burada laptoplar e, beraberinde ihtiyacınız olacak laptop aksesuarlarını bulabileceğiniz bir web site. Çok detaylı, çok fazla e, seçeneğe sahip. Sadece gaming değil aynı zamanda e, gündelik kullanıma uygun bilgisayarlar uygun fiyatlı üst seviye her kategoride bilgisayara sahip olabileceğiniz erişebileceğiniz bir web sitesi. Hayırlı olsun diyorum ben laptop.com.tr umarım güzel bir başarıya ulaşır kendilerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum bu videoya olan inceleyeceğimiz model güzel bir seçenek ve en uygun fiyata laptop.com.tr'de satılıyor. Dolayısıyla satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linkinden detaylara göz atabilirsiniz. Hemen Dell G5 15'in biraz özelliklerini anlatarak videoya başlamak istiyorum. İlk önce kutu içeriğini bir anlatayım size. Bilgisayarla birlikte 240 wattlık güç adaptörü geliyor beraberinde yine birkaç tane döküman geliyor. Tasarıma gelecek olursak da çok güzel bir tasarıma sahip. Deli'nin alışkın olduğumuz gaming serisi laptoplarındaki tasarım burada da devam ediyor. Ve ben malzeme kalitesini gerçekten çok sevdim. Güzel bir malzemeye sahip. Böyle farklı bir hissiyatı var. Plastik gövdesi var fakat hissiyat olarak epey farklı. Çok uzun ömürlü dayanıklı bir malzeme hissiyatı veriyor kesinlikle. E, tasarımına baktığımızda arka tarafında ekranın gövdeye bağlandığı menteşe kısmını biraz farklı yapmışlar. Bu da hem soğutma anlamında avantaj Taş taşıyor hem de ekranın dayanıklılığını arttırıyor menteşelerin uzun ömürlülüğünü sağlıyor açması kapaması kolay ve dayanıklı güven veren bir hissiyata sahip klavyesinde sevdim alttan aydınlatmaya sahip güzel bir touchpad'i de var üzerinde bir gaming laptopta ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olduğunu söyleyebilirim numerik tuş takımı da var 15.6 inçlik olduğu için burada güzel yeterli bir alına sahibiz ve hoparlörlerinde sevdim açıkçası güzel bir ses deneyimi de sunuyor. Elbette portlarına birazdan değineceğim fakat e, kulaklık çıkışı da var zaten. Genelde oyunlarda biliyorsunuz kulaklık tercih ediliyor. Daha iyi bir ses deneyimi için. 2.6 kilogram civarında bir ağırlığa sahip ve kalınlığı da yaklaşık 25 milimetre yani 2.5 santimetre civarında bir kalınlığı var. Elbette bir gaming laptop'tan beklediğimiz ölçülere sahip aslında. 15.6 inç olduğunda tekrarlamakta fayda var. İçerisinde iki tane fan var. Bu fanlarla güzel bir soğutma yapıyor. Yüksek performanslı oyunlar oynarken bile uzun süreli özellikle kullanımda iyi bir deneyim sunduklarını belirtebilirim. Bu özellikle arka taraftaki men teşe kısmının o arka taraftaki kalın egzoz çıkışlarının da büyük katkısı var. Orada zaten kendiniz de soğutucuları görüyorsunuz, alüminyum plakaları görebiliyorsunuz. Şimdi hemen laptopun üzerindeki portlara geçmek istiyorum. Sağ tarafındaki portlara bakacak olursak, burada iki tane USB 3.2 Gen 1 portu var. Arka tarafında da portlar devam ediyor. Bence gaming laptoplarda elbette siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. E portların büyük çoğunun arkaya koyulması güzel bir deneyim oluyor. Özellikle sağ elinizi kullanarak oyun oynuyorsanız e orada zaten fare oluyor. E sol tarafta da bir şeyinizi koyabiliyorsunuz. İçecektir, odur, budur. E, öyle olunca kablo karmaşası sıkıntı olabiliyor. İşte ihtiyacınız olacak kabloları büyük çoğunluğunu portları arka tarafa koymuşlar. Bunlar neler? Arka tarafta güç girişi var. En başta olmazsa olmaz. Ardından HDMI portu ki monitöre çıkış vermek isterseniz görüntüyü yansıtmak isterseniz ihtiyacınızı karşılayacak bir HDMI. Ardından bir tane daha USB çıkışı var. Yine USB 3.2 ve Type-C portu var. Fakat bu Type-C normal bir Type-C değil. Aynı zamanda Thunderbolt 4 destekliyor. İçerisindeki Intel işlemciden kaynaklı böyle bir avantajımız da var. Sol tarafına geçtiğimizde ise RJ45 yani Ethernet portu konnektörümüz ve aynı zamanda kulaklık, mikrofon için kullanacağımız 3,5 milimetrelik jack bulunuyor. Üzerindeki portları ben yeterli buldum. Özellikle USB'lerin sayısı hem arka tarafa hem sağ koyulması, sol tarafta da yine portlar var. Güzel şekilde dağıtmışlar. Bu hoş olmuş açıkçası. Şimdi biraz da ekranından bahsetmek istiyorum. Bir gaming laptopta önemli konulardan birisi de ekran. Çünkü ekran tazeleme hızı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir deneyim alıyoruz. Burada da Dell 120 Hz'lik tazeleme hızına sahip Full HD IPS panel tercih etmiş. Güzel bir deneyim sunuyor kesinlikle. İyi bir çözünürlüğü, iyi bir renk doygunluğuna sahip. Oyunlarda da 120 Hz sayesinde akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Şu anda bu video kaydını laptop'ın kendi webcam'i ile yapıyorum. 720p video kaydı gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda sesi de üzerindeki mikrofonlardan duyuyorsunuz. Gelelim laptopun teknik özelliklerine, donanım özelliklerine. İçerisinde 2 x 8 4800 MHz'lik DDR5 RAM'ler bulunuyor. Hem 2 slot olması hem de DDR5 olması burada önemli avantajları. Öte yandan 512 GB'lık M.2 SSD var içerisinde. İçerisindeki işlemci ise Intel'in 12. nesil i7 işlemcisi. Bu işlemci 14 çekirdekten 20 iş parçacığından oluşuyor ve 4.7 GHz hızlara çıkabiliyor turbo özelliğinde. Ayrıca bilgisayarda Wi-Fi 6 var ve böylece hem düşük gecikme süresiyle kablosuz internet üzerinden oyun oynama keyfi yaşayabiliyorsunuz hem de daha yüksek hızları destekliyor Wi-Fi 6. I. Bu da önemli avantajlarından bir tanesi. Ve gelelim bir gaming laptopun en önemli donanımına, o da ekran kartı. Dell G5 15'te Nvidia RTX ekran kartı olarak Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı 6 GB'lık olan versiyon. Bilgisayarın diğer donanımlarıyla birleştirdiğimizde gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Oyun performansı gayet iyi. Özellikle hem yüksek performans gerektiren oyunları oynarken fanının soğutmasının da iyi olmasıyla birlikte performansı aynı seviyede sürdürmeye devam edebiliyor. Düşük işlem gücü gerektiren görevleri yaparken, oyunları oynarken de daha tasarruflu oluyor, enerjiyi daha az tüketiyor. İçerisindeki bu arada pilden de bahsedeyim. 86 watt saatlik bir pil var. Yani iyi bir kapasite var içerisinde. Dolayısıyla taşınabilir şekilde kullanmak istediğinizde elbette oyun oynamak için değil fakat gündelik işlemlerinizi yapmak istediğinizde mesela yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim açıkçası. Nvidia RTX ekran kartlarının avantajlarından da bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü bu bilgisayarın fonksiyonlarına fonksiyon katan bir ekran kartından bahsediyoruz. Hemen kısaca özelliklerini özetleyeyim. Elbette en başta RTX yani Ray Tracing Türkçe karşılığı ışın izleme teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Bu teknoloji sayesinde tıpkı ışıklar oyun içerisindeki grafiklerde gerçek hayattaki gibi simüle ediliyor. Yani Mesela bir yansıma direkt gerçek bir yansıma gibi yapılıyor. Eskiden böyle değildi fakat artık RTX uyumlu oyunlarla birlikte müthiş bir deneyim sunuyor. Çok daha gerçekçi deneyim elde edebiliyorsunuz ve bunu aslında RTX ekran kartlarının donanımlarıyla birlikte başarabiliyoruz. Böylelikle aslında oyunun FPS'sini düşürmeden bu deneyimi yaşamak mümkün oluyor. Ayrıca DLSS diye adlandırılan bir teknolojimiz daha var. Bu teknoloji sayesinde de bilgisayarların donanımlarının FPS değerlerinin daha yukarısına çıkabiliyoruz. Bunu da nasıl başarıyor? RTX ekran kartlarının içerisindeki tensör çekirdekleri ile yapay zeka algoritması kullanılarak oyun daha düşük çözünürlükte çalıştırılıyor. Ardından ekrana daha yüksek çözünürlükte veriliyor. Olması gereken ekran çözünürlüğünde veriliyor. Ve böylece aslında siz çözünürlükten bir kayıp yaşamadan daha yüksek FPS'lere erişebiliyorsunuz. Bu özellikle FPS'nin çok önemli olduğu oyunlara oynarken mesela bu bilgisayarda 120 Hz tazeleme azına sahip ekrana da sahip malum. Dolayısıyla daha da fazla önem kazanıyor. Bununla birlikte Nvidia'nın daha pek çok özelliği var. Mesela stüdyo sürücüleriyle daha profesyonel işler yapmak istediğinizde bu bilgisayardan çok daha iyi bir verim alabiliyorsunuz. Nvidia Broadcast yazılımı ile yayın yaparken hem kamerasından hem mikrofonlarından çok daha iyi bir verim alabiliyorsunuz. Bu da aslında yine Nvidia'nın önemli avantajlarından bir tanesi. Bu arada bilgisayarın işletim sisteminden de bahsedeyim. İçerisine Ubuntu yüklü geliyor. Yani Windows yok. Bu endişe edici bir durum mu? Kesinlikle değil. Çok pratik şekilde Windows'u USB bellek üzerinden kurulumunu yapabilir. Ardından bilgisayarı Ethernet portu üzerinden modeme bağlayıp güncellemelerini kablo internet üzerinden yapıp daha sonrasında Wi-Fi ve benzeri tüm sürücülerine erişip normal kullanıma devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak ben Dell G5 15 notebook'u gerçekten sevdim. Oyun oynamak, gündelik işlerinizi yapmak hem de aslında profesyonel işlerde kullanmak için güzel bir seçenek. İyi bir soğutmaya, iyi bir gövdeye sahip. Yine kullanılan donanımlar da epey yeterli olmuş. Elbette sizde farklı ihtiyaçlarınız varsa yine laptop.com.tr'den o ihtiyaçlarınıza da göz atabilirsiniz. Çok fazla laptop seçeneği var gerçekten ben siteye girdiğimde bir şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.